İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak bu kez Diyarbakır'a uzanıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç karşımda. Zülal Hanım, hemen soruya girmek isterim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili malum tartışmalar, eleştiriler devam ediyor. Siz bunlarla ilgili Kadın Girişimciler Kurulu, Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl karşılıyorsunuz bu tartışmaları? Merhabalar, öncelikle iyi bayramlar diliyorum. İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için imzalanmış yüksek standartlı uluslararası bir belge. Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Her dönemde artıyor. Pandemi geliyor, kadına şiddet artıyor. Geçim sıkıntısı oluyor, kadına şiddet artıyor. Çocuk ağlıyor, kadına şiddet artıyor. Bunların artık önlenmesi gerekiyor ve dur denilmesi gerekiyor. Ve bu kadın şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın bir ailesi var, sevenleri var. Yaşam hakları ellerinden alınıyor. Hiç kimsenin bunu almaya hakkı yok. Bu sebeple de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Ve kadına şiddete hayır diyoruz. Bir an önce durması gerektiğini düşünüyoruz. Kadına bakış değişmeli. Merhamete ve acımaya ihtiyacı yok kadının. Erkekler değişmeli. Unutmamalı ki erkekler şiddeti uyguladıkları bir ana, bir kadın uyguladıkları şiddet aslında analarına, bacılarına uygulanmış oluyor. Bu sebeple de bu çok önemli bir konu. Erkeklerin değişmesi gerekiyor. Burada aslında önlenmesi için şöyle bir yöntem de geliştirilebilir. Muhtarlar, mahalle muhtarlarımız çok önemli. Küçük çocuklarımız, erkek çocuklarımız, hatta kız çocuklarımız bile ailede, içeride ne görüyorsa onu uyguluyor. Burada görev aslında büyüklere düşüyor. Bu çocukların yetiştirme şekli çok önemli. Muhtarlarla ilgili bir çalışma yapılabilir. Muhtarlar kahvelerde eğitimler versin. Eğitimler versin. Örnek çalışmalar yapsın. Çocukları iyi çocuklar yetiştirilmesine sebep olsun bu. Ve bunun sonuçları anlatılsın. Şiddetin bir de sonraki sonuçları var. Çok yakın zamanda yaşadığımız olay Pınar Gültekin'le ilgili söylemek istiyorum. Onun bir ailesi var ve bunu şiddeti uygulayanın da bir ailesi var. Bir karısı var ve bir kız çocuğu var. Onların yaşadığı travmalar, ne olacak bunlar? Yani kendisi de aslında şiddeti uyguladıktan sonra en büyük şiddetin 10 katını, 50 katını kendisi de yaşıyor. Çünkü hani yapıp kurtulmak değil olay. Bir de sonrası var. Bunların işte yansımaları maalesef ki eğilimler. Bu yüzden benim muhtarlara çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum ben. Önlenmesi gerek, önlem buradan da alınabilir. Ama İstanbul Sözleşmesi tabii ki maddeleri çok önemli. Uygulanması halinde de denetim mekanizmaları da bir yere uygulandığı durumda aile içi şiddet de azalacak. Kadına şiddet de azalacak, çocuğa istismar da azalacak. Hepsi aslında uygulanabilir, çok güzel çözümler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri uygulanırsa kadınlar ne kazanır, ülke ne kazanır, ne faydası olur bu sözleşme bütün maddeleriyle layıkıyla yerine getirilirse, uygulanırsa? İstanbul Sözleşmesi uygulanması halinde kadına bakış mutlaka değişecektir. Kadına şiddet mutlaka azalacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği mutlaka gelecektir. Kadın daha değerli olacaktır. Ve tabii ki denetim mekanizmaları devrede olacağı için daha profesyonelce takip edileceği için de bu yaptırım gücü daha yüksek olacaktır. Çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Tülay Hanımcığım.